Her halükarda su tasarrufunu yapmamız, hedefimizin yaz aylarına barajlarımız %100 dolu olarak girmemiz gerekiyor. Barajları biz %100 doluluğa ulaştıramazsak, yağışlı da geçse, kurak da geçse, bu kadar nüfusun toplandığı, sadece İstanbul'da diğer büyük kentlerde de çok nüfusun yığıldığı, su havzalarının giderek tahrip olduğu, daraldığı alanlarda suyu yetiştirmemiz mümkün değil. Böyle yıllık toplam yağışlarda bazen azalmalar, bazen artışlar gözükebiliyor. Ama yıl içinde de çok değişkenlikler gözlüyoruz. Yıl içinde de yağışlar böyle bütün yıla düzenli olarak yayılmıyor, dağılmıyor. Örneğin kış yağışlarında artışlar görüyoruz. Ama yaz aylarındaki yağışlar çok azalıyor. Örneğin 2020 yılında, ki önceki yıllarda da öyleydi. 2020 yılında yılın ilk 6 ayı o ortalamaların üzerinde yağışlıydı, daha yağışlıydı. Ama son 6 ayı önceki yıllarla karşılaştırdığında yağışlar %50 kadar azaldı. Tek bir yılla iklim değişikliği olup olmadığına karar veremezsiniz ama önceki yıllardan son 20-30 yılın veya 50 yılın verilerine baktığınızda yağışların mevsimlere dağılışının kötüleştiğini, daha çok kış yağışlarının arttığını, kar yağışlarının azaldığını ve aslında tarımsal açıdan ya da işte kentsel kullanım açısından en gerekli olan yaz ve sonbahar aylarında ise yağışların azaldığını görüyoruz. Yağan yağışlar da yani uzun bir kuraklık olduktan sonra yağan yağışlar da özellikle şiddetli sağanak yağış şeklinde düşerse sellere neden oluyor. Zaman zaman bu tür sellerle de karşılaşıyoruz. Yağışların böyle şiddetli sağanak yağış şeklinde yağmasında da bir artış var ve Türkiye genelinde de sel, kuraklık, fırtına, hortum gibi aşırı hava olaylarında çok ciddi bir artış var. Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre her yıl bir önceki yıla göre daha fazla aşırı hava olayı meydana geliyor. 90'lı yıllarda yılda ortalama 50-60 kadar böyle işte sel, kuraklık, orman yangını, çığ gibi afet meydana gelirken bu 2000'li yıllarda sayısı giderek artıyor, 200'lere çıkıyor. 2010'lu yıllarda 500-600'e çıkıyor ve 2020 yılı de rakamları açıklanmadı ama 2019 yılı 935 afetle, aşırı hava olayıyla bugüne kadarki en fazla afetin yaşandığı yıldı. Bütün bunlara baktığımızda ülkemizde giderek daha fazla ısınma, yağışlarda düzensizleşme ve bunlara bağlı olarak da afet sayılarında artışlar görüyoruz ve bütün bunları da iklim değişikliğine bağlıyoruz. Yani kentler özelinde konuşacak olursak aslında ülkenin toplam su kullanımının %10'unu falan oluşturuyor kentlerdeki su kullanımı. %90'ını aslında başka yerlerde kullanıyoruz. Örneğin tarımda kullanıyoruz. %71'ini tüketildiğini düşünüyoruz ama pandemi nedeniyle su tüketilip tüketilmediğine dair çok kesin bir veri yok. Çünkü hani bunu değerlendiremiyoruz. Örneğin bir sürü restoranttır ya da sanayi tesisidir kapandı. Evsel kullanımlar arttı ama sanayi tesisleri, lokantalar, hizmet sektörü gibi yerlerde de su kullanılmadı. O nedenle hani, genel sayılara baktığımızda 2020 yılında İSKİ'nin verdiği toplam su miktarı bir önceki yıla göre, 2019 yılına göre aslında çok fazla artmamış. 15 milyon metreküp civarında artmış. Çok önemli bir artış değil. Bu İstanbul'un zaten doğal olarak artan nüfusundan da kaynaklandı. Her yıl bir nüfus artışı oluyor. Yani nüfus arttığı için daha fazla su tüketilmiş olabilir. Ama ilginç olan şey şu, özellikle İSKİ verilerine göre Kasım ve Aralık aylarını değerlendirdiğimizde son 2 ay 2020'nin bir önceki 2019 yılının Kasım ve Aralık aylarıyla değerlendirdiğimizde 2020 yılında İstanbul'da su tüketiminin azaldığını görüyoruz. Yani Kasım Aralık aylarında bunun da bir incelenmesi gerekir. Veri bunu söylüyor. Su tüketimi azalmış diyoruz ve yine pandeminin aslında o ikinci pikini yaptığı dediğimiz zamanlar işte 15-20 binlere 30 binlere gün çıktığı zaman günlük vaka sayılarının insanlar acaba hijyen kurallarına dikkat etmediler mi? Yoksa tam tersine o kuraklığı konuştuğumuz için
acaba ciddi bir su tasarrufuna mı yöneldiler? İnsanlar çoğu evlerinde suyu nerede tükettiğini biliyor mu? Evlerde aslında banyo ve tuvalette suyu büyük bir çoğunluğunu tüketiyoruz. Ve işte buralarda özellikle su tasarrufuna daha fazla, yani su tasarrufu yaparsak daha fazla etkili olacaktır. Örneğin işte duş alıyorsanız ya da elde çamaşır ya da bulaşık yıkıyorsanız su ısınana kadar beklersiniz. Yani ilk su akmaya başladığında soğuktur. Belli bir sıcaklığa ulaşmasını beklersiniz. Açarsınız musluğu, oradan akar. İşte 5 saniye sürer, 10 saniye sürer. Bu sırada 5 ila 10 litre kadar su kaybedebilirsiniz. Tamamen onu bir kovada biriktirmediğiniz için. Halbuki bir kovada biriktirseniz o suyu ısınana kadar. Sonra da o kovada işte örneğin bulaşık yıkadıysanız bulaşıklarınızı durulamakta kullanabilirsiniz. Banyo temizliğinde kullanabilirsiniz. Çamaşır yıkarken de örneğin makinaların tam dolu olmasına dikkat etmek gerekiyor. Yani böyle 3 parça eşya için makine çalıştırmamak gibi önlemler gerekiyor. Ben özellikle pandemi süresinde evde kaldığımız zaman hani çok fazla ne diyelim, bir giydiğimizi bir daha giymemek gibi bir şey değil de, yani bir giydiğimizi bir daha giyelim. Hani o bir giymeden sonra hemen yıkamaya atmayalım. Zaten evdeyiz. Biraz daha az yıkarsak, 2-3 giymeden sonra yıkarsak daha az çamaşırımız çıkacaktır. Böyle daha çamaşırımızı daha az yıkayarak, işte bulaşığı elde değil makinede yıkayarak, evde yıkayacaksak da ya da makineye koysak bile sudan geçirip koyuyoruz mesela makineye de, bulaşık makinesine de. Bunun yerine bir bezle silmek, bir fırçayla temizlemek gibi önlemler bile ciddi su tasarrufu sağlıyor. Ama özellikle vurguladığım evlerde yapılacak bu tür alınacak önlemlerin aslında örneğin tarımda alınacak önlemlerden etkisi çok daha az. Çünkü biz suyumuzun en önemli kısmını tarımda kullanıyoruz. Kuraklıklar, hatta sadece kuraklık değil, mesela tam tersine şiddetli sağanak yağışlar gibi olaylar da en fazla tarım alanlarını etkiliyor. Köylüler derelerden suyu çekiyor. Derelerin suyu tamamen bitebiliyor. Bir sürü dere kurudu ve o deredeki canlılar ne oldu? İçinde bir sürü balıklar vardı, kurbağalar vardı. Bunlar ne oldu bilmiyoruz. Derelerin beslediği göllerde su seviyeleri düşüyor.